Ben Sivas'ın Afyon Yeni köyündenim. 1950 doğumluyum. Hüseyinoğlu Mehmet Karagöz, Gülizaroğlu Mehmet. Burada doğdum, burada büyüdüm. Askerliğimi yaptım. Kütahya, Eskişehir. Havacıydım. Efendim. İstanbul'a geldim. İki tane çocuğum var. Ailem sizler ömür vefat etti 2014'te. Tek yaşıyorum. Mesleğim boyacıyım, onu da bıraktım. Binamız satıldı. Satılandan sonra ben burada bir arsam vardı. Geldim burada bir yerde kiraya kaldım. Ondan sonra burayı yapmaya teşebbüs ettim. Hasan Can'ın zamanında yaptım burayı. Hani acamılık çekiyorsun bir yere geldiğin zaman. Sonra geldim buraya. Ben kimseyi tanımıyorum, bir şey etmiyorum. Tabii ki zaman sonra milletin aşırı oluyorsun yani. Geldik, yerleştik işte. Ne bileyim, Allah'a izin nasip etsin. Bu zamana kadar geldik. Bundan sonrasını Allah büyüktür. Ya yollar vardı da araba kıtlığı vardı. Otobüs kıtlığı vardı. Hasan Can'ın zamanında biraz hareketlendi. Ondan sonra bu belediye başkanımız gelende sonra biraz daha hareketlendi. Çalışmalar gayet güzeldi. Ya birlik var, düzenlik var, insanlık var. Belediyemiz güzel çalışıyor. Ya adamın çalışması güzel. Sonra hani bir işi yapmak istesen gidiyorsun, halin arz ediyorsun. Bir dilekçe verdim. Dilekçeyle geldiler. Buradaki harfiyeti aldılar. Dürüst olursan, namuslu, şerefli olursan her şeyi yaparsın. Yalan söylersen, kandırmaya gidersen hiçbir iş yoluna gitmez. Köyde okula giderdim. Okul 4. sınıfta bıraktım. Ondan sonra rahmetlik annem hastaydı. İki şube falan gören yoktu. Hani çocukken 14 yaşımdaydım. Dedemle beraber çiftçilik yapardık. Hani kara sabanlarını çift sürerdik falan. Öyle ne zamanımız geldi, askere gittik işte. Askerden sonra da köye gittik. Köyden de biri geldim işte. 72 senesinde terhis oldum. Daha sonra İstanbul'a geldim işte. Kaç yılında evlendim bak, onu da söyleyeyim ben sana. 1965 senesinde evlendim. Eşimle zaten arkabiyiz de yani. O şey, evlerimiz de yakın böyle. Benim bir şeyden haberim yok. Ben bacalarda, o zaman karabinalarda çelik çomak oynuyorduk. Stiller vardı, bakır stiller vardı. Onlarla baktım, sıralanmışlar. Amcamlar vardı. Amca bunlar ne dedim? Ben götüreyim ya, siz götürme falan. Yok dedi, sen götürmesin dediler. Ağır bunlar dediler. Bütün evde herkes gittiler. Nişana gittiler. Benim şeyden haberim yok. Öğlenden evlendik. Mutlu yuvam da vardı. Ama 74 senesinde bir hastalandı rahmetli hanım. 2014 hem işe giderdim. Hem gelir hanıma bakardım, çocuklara bakardım. Şimdi bir büyüğün yanında oturup konuşamazsın. Büyükler buradaysa sen geri taraftasın. Bir şey söyledik diye zaman onu yapacaksın, onu getireceksin. Orada oturacaksın, ileri geçme yok. Komşuluk hatmından fazla güzeldi. Saygı, hürmet. Hani bir büyüğün yanında böyle bir sert konuşamazsın. Öğleden geçti işte zamanımız ya. Yalnızlık Allah'ın vasfı. Cenab-ı Allah'la baş başayım. Mesela çamaşırın olur, bulaşığın olur. Ondan sonra yemek yapamazsın. Otursun bir lokma bir şey yersin, nefsini körlersin. Kimseden bir şey beklemiyorum. Allah'a şükür olsun. Allah herkese, sizlere de nasip etsin. Emekliliğim var.
Devletin böyle aç yok. Allah'ın bereket versin. Azına da bereket, çoğuna da bereket. Böyle bir fazla bir şeyde gözüm yok. Allah'a şükürler olsun. İyiyim şu anda. Hastaneye gidiyorum. Kendi ihtiyacımı karşılıyorum mesela. Muayene oluyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah bu önümüzdeki seçimde kazanır. Oyumuz yine Ümraniye Valiye'ye açmamıza. Allah hayırlısını nasip etsin. Rabbim önünün sonunu, dirliğini, birliğini bilesin.